Mustafa, bir süredir sakatlıklarla boğuşuyordun. Sakatlığı tamamen atlattın mı? Nasıl hissediyorsun kendini spor üzerinde? Evet, 2017 yılında 3 tane operasyon geçirdim belimden. Ağır ameliyatlardı. O günden bugüne, o günlerden bugüne bayağı bir toparladığımı düşünüyorum. Buna inanıyorum. Geçen yıl birkaç zirve etabında kendimi denemiştim. Hatta bir tane de zirve finişi kazanmıştım. Daha küçük bir turdu ama burası farklı bir seviye. Burada işler daha zor. İnşallah elimden geleni yapacağım bugün. Bugün biraz da kendimi görmüş olacağım. O kadar ağır ameliyatlar sonrası nasıl olduğumu görmüş olacağım. Bugün benim tanıdığım, aşina olduğum bir yokuşta bitiyor yarış. Evime 40 kilometre. Her gün antrenmanda gittiğim bir yer. İnşallah başarılı olmayı umuyorum. Klasmanda şu an 40. sıradayım ama önümdeki büyük bir çoğunluk sprinter ağırlıklı sporculardan oluşuyor. Genel klasmanda ilk 20, ilk 15 gibi bitirirsen benim için iyi olur. Ha, ilk 15'in neresinde olurum bu belli olmaz. Sürpriz çünkü tamamen. Yokuş etapları her zaman sürprizlere açıktır. Ben elimden geleni yapacağım. Peki bu sakatlık sürecinde nasıl hem mental hem de fiziksel olarak bir tedavi süreci geçirdin? Evet, şimdi sakatlık süreci benim için dönüşüm çok uzun zaman aldı. Çünkü birden başlamak benim için yıkıcı olacaktı. Hafif antrenmanlarla uzun süre sabırla antrenman yaparak devam ettim. Yine belim için ayrı egzersizler, ayrı çalışmalar sürekli yapıyorum. Onu güçlü tutmak için belimi, bel kaslarımı. Ara ara kas spazmları falan yaşıyorum ama doktorumla birlikte sürekli iletişim halindeyiz. O bana yardımcı oluyor bazı konularda. Uzun bir tedavi süreci bu tarz sakatlıklar, bu tarz ameliyatlar. 8-10 aydan aşağı tekrar işte eski durumuna ulaşmanız mümkün değil. Tabii bisiklet sporu olunca bu daha da uzun zaman alıyor performansı yükseltmek. Ama bu yıl ve önümüzdeki yıl performansım giderek yükseleceğine inanıyorum. İnşallah olimpiyat puanı toplama yolunda hem milli takıma hem takımıma büyük destek olacağıma inanıyorum. Peki geçtiğimiz yılın ardından bu yılda milli takımla Türkiye turunda olmak nasıl? Milli takımla burada olmak ayrı bir gurur. Bayrağımızı taşıyoruz sonuçta burada. Bu kadar güçlü takımların arasında biz de var olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Her ne kadar aynı imkanlara, aynı şartlara sahip olmasak da o takımlarla. Burada onların arasında mücadele ediyoruz. İnşallah elimizden geleni yapıp güzel başarılar elde etmek istiyoruz. Peki gelecekten beklentilerin neler? Gelecekten beklentilerimiz açıkçası bütün Türk sporcuların bir beklentisi pro-kontinental bir takım. İnşallah önümüzdeki yıllarda böyle bir takım kurulur ve buraya gelen bu rakiplerle onlarla aynı şartlarda yarışma imkanı buluruz. O zaman gerçek performansımızı gösterebiliriz diye düşünüyorum. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.